Merhabalar. Benim isim Murat Durmaz. Almanya'dan katılıyorum. Şu an Diyarbakır'da Pir Sultan Abdal Cemevindeyiz. Hızır lokmamızı bölüştük buradaki canlarla. Almanya'dan geldik. 5 gündür Türkiye'deyiz. Şu an Urfa'da kaldık 2 gün. Son 2 gündür Diyarbakır'dayız. Nasip olursa yarın yola çıkacağız. Tekrar Almanya'ya gideceğiz. Almanya'daki canların verdiği hak lokmasını, Hızır lokmasını buradaki canlarımızla paylaşmaya geldik. Buradaki bölgedeki insanlarla paylaşmaya geldik. Okuldaki çocuklarımıza kıyafet aldık, bot aldık, mont aldık, kırtasiye eşyası aldık. Darda zorda olan ailelere erzak paketleri hazırladık. Diyarbakır'da 2 köyümüze gittik. Türkmen Hacı'ya, Seyit Hasan köyüne gittik. Merkezde ailelerimiz vardı. Onlara kolilerimizi teslim ettik. Ve bu akşam da kurbanlarımız tığlandı ve cemevinde lokmalarımızı bölüştük canlarla. Bu vesileyle tabii ki Avrupa'da bize destek olan bütün canlara teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta onların lokmalarını buraya getirdik. Biz burada elçiyiz. Lokmaları paylaştık canlarının. Onların rızalığını alarak, buradaki görselleri de buradaki insanların rızalığını alarak oradaki dönüşümüzü, paylaşımlarımızı yapacağız. Hızır Vakfı çalışmalarımızı 3-4 yıldır yapıyoruz ama resmi olarak 2020 yılında Almanya'da kuruldu. Almanya'da ben, kızım ve yeğenim kurduk. Hızır Vakfı'nın 3 ana amacı var. Bir amacı kış aylarında Türkiye genelinde, Avrupa'da da olsun, darda zorda olan kimsesiz çocuklara, yoksul çocuklara kış kıyafet alıyoruz, bot alıyoruz, mont alıyoruz, kırtasiye eşyası alıyoruz. Bir aya Hızır ayında, Ocak, Şubat'ta tespit ettiğimiz aileler, burada irtibata geçtiğimiz öğretmen hocalarımızla veya cemellerine tespit edilmiş ailelere erzak yardımı yapıyoruz, gıda paketleri hazırlıyoruz. Yaşlı insanlarımıza, darda zorda olan insanlara o paketleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Üçüncü ayağı da Türkiye'de yetim çocuklara veya maddi durumu olmayan kızlarımıza, üniversite okuyan kızlarımıza burs sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu öğrencileri tespit edip, durumlarını iyice tespit edip, belli filtrelerden geçtikten sonra, belli kriterleri yerine getirdikten sonra onlara burs sağlamaya çalışıyoruz. Onları Avrupa'daki cemevlerine buluşturmaya çalışıyoruz. Tabii şu an aktif 8 tane üniversite öğrencimiz var, 2 tane ilkokul çocuğumuz var. Onlara burs sağlıyoruz. En azından kırtasiyesini olsun, giderlerini karşılayabilmesi için, rahat şekilde üniversitesini okuması için o bursları sağlıyoruz. Hedefimiz tabii bunu daha geniş tabana yayıp, daha büyütmek, daha fazla gençlerimizi, kızlarımızı okutmak. Hacı Bektaşi ve Mindusturluğundan yola çıkarak kadınlarımızı okutun. O yüzden pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kız öğrencileri almayı tercih ediyoruz. Tabii bu arada da çok yoksul erkek öğrencilerimiz de varsa onları da göz ardı etmemeye çalışıyoruz. Ama ilk etapta kızlarımızı okutmak istiyoruz. Biz şöyle görüyoruz. Burada birçok okumak isteyen genç kızlarımız maddi durumdan okula belki giremiyorlar. Bunlara bir umut olmak istiyoruz. Bunlara maddi güçlendirmek istiyoruz. En azından eğitimlerini tamamlamaları için ve o amaçla kuruldu Hızır Vakfı. Ve çalışmalarımızı büyütmek için geniş tabanı yayıyoruz. Şu an ben kendim Almanya'da kaldığım için Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'na bağlı olan cemevlerde hizmet ediyorum. 2 cemevine üyeyim. Ve biz Almanya'da Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'na beraber bir çatı altında birleşmek istiyoruz. Hedefimiz o yani. Çünkü daha geniş tabanı yaymak için, daha fazla canlarımıza ulaşmak için kurumsal çalışmamız daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hemfikiriz. Şu an çalışmalarımız sürüyor. Tabii net bilgi veremiyorum. Çünkü kesinleşmediği için hukuksal çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki ileriki zamanda elbette federasyonumuz olsun, biz olsun beraber açıklamalarımızı yapacağız. Şimdi burada hizmet eden öğretmenler ağından oluşan öğretmen arkadaşlarımız var. Onlar çünkü köy yerlerinde hizmet ediyor, daha iyi biliyor hangi öğrenciler muhtaç olduğunu, hangi öğrencinin maddi durumu kötü olduğunu daha iyi biliyor. Bir ağımız öyle, diğer ağımız cemevlerine irtibata geçiyoruz. Türkiye'deki değişik bölgelerdeki cemevlerine irtibata geçiyoruz.
Tabii onların vicdanına kalmış bir şey. Biz talep ediyoruz. Diyoruz ki var mı aranızda, çevrenizde, köyünüzde çok darda, zorda olan insanlar? Tamamen onların verdiği bilgiye dayanarak. Tabii biz de kendi araştırmalarımızı yapıyoruz. Programlarımızı ona göre ayarlıyoruz. O aileyi alacağız mı, almayacağız mı diye. Ondan sonra çağrılarımızı yapıyoruz. Avrupa'da paylaşımlarımızı yapıyoruz. Sosyal medyada üzeri olsun, kendi durumlarımızdan dolayı paylaşımlarımızı yapıyoruz. Birçok insanlarımız, derneklerimizden olsun, çevremizdeki arkadaşlar olsun, diğer insanlar bağışlarını yapıyor bize. Biz de bu konuda çok şeffaf davranmak istiyoruz. Çünkü bizim için çok önemli bir şey. Bize güveniyorlar insanlar. Bölgeye geliyoruz, burada dokumaları dağıtıyoruz. Ve tamamen elimizdeki hangi köye gittiğimizi, hangi aileye ne yardım ettiğimizi onlarla bilgi isteyen insanlarla da paylaşıyoruz ki onlar da bilsin. Burada rızalık alıp, buradaki canlardan rızalık alıp görsel olarak paylaşıyoruz. Oradaki insanlar da bilsin ki yardımlar yerine ulaştı. Buradaki çocukların gözündeki mutluluğu görsünler ve mutluluk paylaşmak istiyoruz. Tabi çağrılarımızda bulunuyoruz. Biz de diyoruz ki Hızır'ın bir misyonu varsa darda zorda olan olana yetişmek, her yerde hazır ve nazır olduğunu biliyoruz. Söylemlerimizde, yolumuzda, ekranımızda bunu diyoruz ama ne kadar uyguluyoruz diye kendi kendimizi sorgulamamız lazım. Biz de acaba kimin Hızır olduk ki Hızır bize mihman olsun ve çağrılarımızı birçok yerde de söylüyoruz. Gelin siz de bir mazlumun Hızır olun. Bir darda zorda olan insana el uzatın ve yolumuz gereği olan hizmetimizi yerine getirelim. Ketici ve tamam ara. Bu devletlerin muhafaza bir şey. Valla hiçbir yazı ettiği için karım bir şey. Sağ olun. Ne kadar Türkiye'ye bir şey? Ne kadar Türkiye'ye bir şey? Valla bir Türkiye'ye bir şey.